olabilir diye sizden bunu tekrardan öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Kam enerjinin ne olduğunu bize açıklarsanız. Evet. Kam enerji kendinlik akış merkezi olarak geçer. İnsanın kendi üst bilinciyle uyum halinde hayatı devam ettirmesidir. Yani bizim kendi içimizde var olan bir enerji vardır. Bu enerji nereden geliyor? Bu enerji bizim aura bedenlerimizden geliyor. Yani bizim benlerimizden, en üst benden bize akan hayata dair deneyimlere yardımcı olan etkenler bunlar. Enerjiler. Ve en üst enerji olarak geçer. Şimdi bunun ne faydası var hayatımızda? Birçok faydası var. Daha az yorulmak, daha hızlı işlerimizi bitirebilmek ve daha güzel yaşayabilmek, daha konforlu, daha rahat yaşayabilmek. Bunu da nefesle sağlıyoruz ve sesli titreşimlerle sağlıyoruz. Yani kam enerjinin nefes alış tekniği ve o rezonans dediğimiz o titreşimler kam enerjinin bir parçası mı, bir bütünü mü, yoksa başlı başına o mu yani? Tabii ki tamamıyla bir bütün halinde devam ediyor. Yani içerisinde olan şeyler, nefes tekniği ve rezonans değil mi? Bunlar bir arabanın parçaları gibi düşünün. Bir arabanın parçalarında en ufak bir, diyelim ki işte turboda herhangi bir hortum olmadığı zaman çalışmaz araba. Yani bir sistem bozukluğu oluşur. Ve hava sistemi de arabalarda vardır. İşte insan da aynı araba gibi bir mekanik bir yapıya sahiptir. Tabii ki bu doğal, daha farklı. Biz arabaya yakıt koyarız ama içimizde de nefesle yakıt koyarız. Hücreler yeterli beslenmediği zaman ata genlerimizde var olan DNA ve RNA'larda ve özellikle genlerimizde, İşte az önce rezonans dediniz. Rezonansta bir de genleşme vardır biliyorsunuz. Titreşimlerde genleşme vardır. İşte bu nefes, doğru nefes alındığı zaman, ki nefes canlı bir varlık demiştim daha önce, hücrelere verildiği zaman hücrelerde genleşme meydana gelir. Bu genleşme nedir? DNA ve RNA'lardaki bizi daha çok ileriye atacak, bizi daha farklı hale getirecek, bizi farklılığımızı ortaya koyacak olan bilgiler var. O bilgileri alıyoruz. Doğru bilgiler. Yani şimdi şöyle bir soru sormaya ihtiyacı duydum. Evet. Dünya kötüye gidiyor. Ülke kötüye gidiyor. Evet, maalesef. Ekonomik sorunlar bir yandan. İşte mutsuz insanlar mutsuz. Evet. Mutlu olmaları içinde çok fazla bir neden bulamıyorlar. Peki bu kam enerjiyi öğrenmek, doğru nefes almak, bütün bu sorunlara çözüm getiremeyeceğine göre, yani çünkü diğerleri sosyolojik bir olay, sosyoekonomik bir olay. Peki bireyin doğru nefes almasının bu olaylara bakış açısından kendine ne gibi bir faydası olacak? Bu kaos ortamını nasıl yapacak? Teşekkür ederim. Kam enerji burada en az zararla çıkmamızı sağlar bizim. Tepe taklak gitmek varken belirli bir noktada biz daha temkinli, daha doğru hareketler ve adımlar atmayı öğreniriz. Çünkü kam enerji sabır noktasında insana daha çok kamillik, yani kemalet sahibi olmasını telkin eder. Çünkü ata genlerimizde bir bilgi ağı vardır, bir tecrübe ağı vardır, bir deneyim vardır. İlkel çağlardan bu yana, ilk insandan bu yana kadar, hatta ilk insanlar diyelim. Ben ilk insan diyorlar, ben çok katılmıyorum ona. İlk insanlar diyelim. Çünkü her coğrafyada farklı bir yapıda insan mekanizması, insan yapısı var olmuştur. İşte şimdi burada kam enerjide kişi o günkü yapacağı işleri nefes yoluyla hücrelerinden, genlerinden yardım alabiliyor. Bakın burası çok önemli. Nasıl alıyor? Biz mesela sabahları kalktığımızda günlük hemen yüzümüzü yıkarız. İşimiz var, gücümüz var, hemen koşturmaya gideriz. Aslında sadece bir dakika, bir dakikaya dursak, hiçbir şey düşünmeyin. Oturun sadece. Burnunuzdan nefes alın ve hücrelerinize onu verin. Düşünce gücünüzle verin. Yayın bütün organlarınıza, ta ayak tırnaklarınıza kadar. Hissedin nefesi. Hissedelim. Eğer nefesi hissedemezsek yaşamı da hissedemeyiz. Hayatı da hissedemeyiz. O zaman doğru hareket edemeyiz. Otomatik mekanizma
dün eğer aynıysa, bugün de aynıysa, iki günümüz de aynı oluyor ve ziyanda oluyoruz. Fakat şöyle bir şey yapsak, sadece bir dakika nefes alsak, düşünsek, bugün hangi işleriniz var? Diyelim ki mahkeme işleriniz var veya televizyona çıkacaksınız. Bakın buradan ben insanlara çok güzel bir şey verebilirim, güzel bir tüyo verebilirim bu anlamda, hayatı kolay yaşamaları için. Daha önce mesela mahkemeye gideceksiniz. Mahkemede en çok başarılı olanlar, mahkemede beraat alanlar veya en başarılı avukatlar, bir avukatsınız diyelim, en başarılı avukatı düşünün ve onun kılıfına girin. Bakın bakalım mahkemeyi kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama buna inanın ve o nefesi çektiğinizde bunu düşünün. Bu enerji olarak doğal sistemde reaksiyona yol açıyor. Hani dedik ya, titreşim, genleşme meydana getiriyor. Yani o rolü mü yapın demek istiyorsunuz? Tabii ki o role gireceksiniz. Hayat bir rol zaten. Ya o zaman bizden daha fazla, bize oyuncu diyorlar, bizden daha fazla oyuncu dışarıda yani o zaman. Tabii ki öyle. Herkes. Özün kendisi oyun oynuyor zaten. Kendinden kendine bir oyun içerisinde. Niye? Özüm senin özünü tanımıyor mu? Tanıyor tabii ki. Ölümsüz bir varlığız hepimiz. Mesela şöyle yapabilirler mi? Çok yoksul kendisi. Bugün ben aslında tam bir fabrikatörüm diye güne başladığında sonuç ne olacak? Doğru nefes aldığında. Bunu devam ettirdiği zaman ata genlerinde var olan güçler o yapının oluşmasına yardımcı olacak. Peki nasıl yardımcı olacak? Benlerimden bir sen, bensin sen. Ben de senin senlerinden bir senim. Biz noktasında. Burada auralar birbiriyle reaksiyona giriyor ve dayanışmaya giriyor. Bütün evrende sistem zincirleme hareket etmeye başlıyor. Senin işine ben farkında olmadan yardım ediyorum. Sen de benim işlerime yardımcı oluyorsun. Fakat bunları yapan işte teklik noktasında öz. Öz çünkü tek olduğu için herkeste. Tabii ki katrilyonlarca belki milyonlarca ayrılmış parçalar. O titreşimle birbirine destek çıkıyor. Destek çıkıyor. Evet. Yani o anlamda biz o zaman hayat içerisinde doğru nefes almıyoruz. Almıyoruz. Belki de şöyle size biraz önce soru sorarken aslında şunu da kendi kafamda şey yaptım. Şimdi biz bir olayla karşılaştığımızda, bir sorunla karşılaştığımız zaman sakin kalarak en doğru kararı verebilmek için bile önce bir düşünmek ve bu düşünme sürecinde bir şey gerekiyor. Bir sakin kalma ortamı, soğukkanlılık gerekiyor. Bunu bize nefes alarak mı yapmamızı öneriyorsunuz? Ya da bu işin tekniği aslında bu mudur? Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz yani, teknoloji çağındayız. Yani birçok insan birçok konuda başarısızsa bunu doğru nefes alamadığı için de olabilir mi? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir olay var. Teknoloji çağındayız. Telefonlar hayatımızda. Bu bir dakikalık düşüncede ilk başta bütün telefonları falan her şeyi kapatmak gerekiyor. Sizi meşgul edecek her şeyi. Sadece gözünüzü de kapatabilirsiniz. Aslında gözünüzü kapatsanız daha iyi konsantre olursunuz. Sadece iç benliğinize ve auradaki o enerji bedenlerinizin birbiriyle dengelenmesine odaklanın. Olay sadece bu. Nefesi çektiğiniz zaman hiçbir şey düşünmeyin. Düşüneceğiniz tek şey niyetinizde şu olsun. O gün yapacağınız işlerde başarılı olmak. Ve bu başarının getirilerini ben nasıl kendimde bütünleyebilirim? Bunun getirilerini nasıl kendime çekebilirim? Ve de bunu nasıl kendi lehime çevirebilirim? Bu niyet olsun sadece. Ve atagenler burada yardım ediyor. Atagenler dediğimiz aslında ta ki bizim Atlantis Mu dediğimiz noktalara kadar giden aslında bilgiyi kendi içlerinde aktarma gücü olan varlıklar. Ve bu varlıkları biz kendi içimizde zerreler halinde tutuyoruz. Yapı taşlarımızda, hücrelerimizde. Şimdi siz az önce... Yani hiçbir şey biz bilimsel olarak felsefede de hiçbir şey yok olmaz derken... Evet. Yok olmak, yok olmaz dediğimiz şeyi siz ata genleri ama pasif hale geçiyor mu diyorsunuz? Evet, evet. Şimdi pasif hale nasıl geçiyor? Kullanılmadığı için, harekete geçmediği için değil mi? Kutuplarda yaşayan bir kurbağa var. Kurbağa kendini uykuya alıyor. Yıllarca aynı şekilde kalabiliyor.
uyku Sevinç Hanım. Uyku moduna geçiyor. Bugün mikroplar ve virüsler de aynı şekilde uyku moduna geçerler. Fakat onu tetikleyen bir şey vardır ki birden neden her yıl grip olursunuz? Çünkü içinizde uyuyordur o. Bir yıl boyunca uyur, sonra bir şey tetikler onu. Ne tetikler? Bağışıklık sisteminin, yani immün sistemin düşmesi tetikler. Ve bir anda açığa çıkar, uyanır. Ve çünkü hapishane kapısı açılmıştır. Hı hı. Ve açığa çıkar, özgür bir şekilde hareket etmeye başlar. Aynı atagenlerimiz de böyledir. Düşüncemiz de o gün diyelim ki spor yapacağız veya bir müsabaka var. Kazanmamız gerekiyor. İçimize sesleneceğiz. En güçlü kimse atagenlerimizden. O müsabakayı da uyarlayacağız onu. Hı hı. Onu çağıracağız. Ve evrene bunu sunacağız. Hı. Evren bunu kabule geçtiği anda müsabakayı kaybetmemize hiçbir şey yok yani. Kaybetmemize çok bir, hani ne derler ona, önünde hiçbir engel olmaz. Şöyle mi, hani ne, vahdeti mevcut olmak kendi içinde. Tabii ki. Kendinden kendine giderek, kendindeki teklikten, evet, kendi içindeki çokluğa, evet, giderek vahdeti vücut olmuş birey, evet, vahdeti mevcut oluyor aslında. Vahdetteki mevcutu çağırıyor. Bu mudur? Evet. Yani bizim bir bedenimiz var. Bu beden Kenan Cihan değil. Kenan Cihan ismi verilmiş Cihanlar, bir et beden. Kenan Cihanlar. Ya Sevinç Öztürk. Evet. Siz değilsiniz. Evet. Sevinç Öztürk görünmüyor. Sadece bir titreşimle yayılım var. Fakat siz şuradasınız. Şuradan konuşuyorsunuz. Hı hı. Bu sadece Hacivat Karagöz gibi. Hı hı. Hareket ediyor. Beden, değil mi? Beden. Yani beden. Hı hı. B ne? Bilinç. Hı hı. En üst bilinç. B'den geliyor. Hı hı. Aktarıyor. Ya yani bu sadece bir kaval gibi düşünün. Flüt gibi düşünün. Bir kanal yani bu. Ve sadece kendi kendine hareket ettirebiliyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi ben de birçok bazı konulara meraklıyım. Kendimde, evet, felsefeci olmamdan kaynaklı böyle şeylerim, evet, de var. Mesela son dönemlerde siz aynı zamanda Göbeklitepe'de de doğmuş birisisiniz, evet, değil mi? 3-4 kilometre yakın. Evet, evet, yakınlarında doğmuş birisiniz. Hı-hı. Yani o çevreye, o coğrafyaya hakim olan birisiniz. Bu konularda da oldukça ilgili. Hatta, evet, üstad durumundasınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de mesela izliyorum. Ve Göbekli Tepe'nin bilinen pozitif tarihe çürüttüğü noktasında, bir takım veriler var. Hı-hı. Ama bu tabii ki bu bir tez, evet, ama doğruluğu kanıtlanmış değil. Hı-hı. Siz ne, birebir şahit olan bir, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bize, hı-hı, bildiğimiz tarihin ötesinde başka bir tarih olabilir mi? Evet. Şimdi Göbekli Tepe'de tabii doğmak bir avantaj. O toprağın, o minerallerin, vitaminlerin, o enerjiyi almak bir avantaj. Benim hissettiğim, benim de tabii ki öngördüğüm nokta şu. Ben Türkiye'nin Muğ kıtası olduğuna inanıyorum. Hı hı. Yani uzaklarda aramaya gerek yok. Muğ kıtası bugün Mezopotamya uygarlığı demektir. Kısaltılmışıdır. M-U. Mezopotamya uygarlığıdır. Ve Mezopotamya uygarlığı doğu bölgesi. Bugün Urfa, Antep, işte Mardin, Adıyaman, tarih kokan bütün o doğu bölgesi kökenidir Mezopotamya, hı hı, uygarlığı. Nereden anlarsınız? Göbeklitepe'de açığa çıktı bu. Nereden? Hayvansal taşlardan açığa çıktı. Neden? Çünkü o dönemde orası aynı bugünkü işte ağaçlık ve ormanlık bir yer vardı dünyada. Tam ismini hatırlayamıyorum böyle. Hani derler ya, balta girmemiş ormanlar, hmm, falan işte. Öyle bir yerde, öyle bir coğrafyaydı. Bir sürü hayvan vardı, bir sürü şey vardı. Ve bu hayvanların o taşlara sembolize edilmesinin sebebi ay takvimi. Yani hayvan takvimiydi o. Hmm. Her bir hayvanın doğum zamanı, gelim zamanı, çıkış zamanları orada taşlara işlenmişti. Yani bu da burçların, ay, güneşin, onların mı, tabii, doğuşuna ki neden aslında oluyor? Aslında ilk burç sistemi de diyebiliriz yani. Fakat oradaki olay, hani mesela hayvanlı takvim vardır, biliyor musunuz? Hı hı. Büyük ihtimalle Çin'de mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam. Hayvanlı bir takvim vardır. Yılan, işte burcu, evet, var, şeyi, evet, var falan. O zamandan o şekilde. Mesela ellerinde çantalı bir sürü işte dediler ki Anunnakilerde falan filan böyle varlık. Hayır, onlar o değildi yani. Bunlar tamamen farklı yapılar. Şifacılar vardı orada. Hı-hı. İşte yılan zehri var içinde çantanın. Onu taşıdığı için yılan resmi çizilmiş. Hı-hı.
Bakın şimdi bunlar... Bu sizin teziniz mi yoksa araştırarak bulduğunuz son nokta bu budur mu diyorsunuz? Bana göre bu şekilde. Hı. Neden derseniz çünkü benim araştırmalarımda da bu şekildeydi. Yani ben hep yaşlılarla konuştum. Hı hı. Şu an hayatta yaşamayan çok insanlar konuştum. Ve onlar buraya getirdi beni. Ya onlardan aldığım bilgiler, onlardan aldığım mantık tezler... Mantık da kullanıyor. Tabii ki öngörümü koydum ortaya ve mantık da. Çünkü... Bugün arkeoloji nedir? Yoruma dayalıdır. İnsan yorumuna dayalı bilim dalına arkeoloji nedir? Ama bir veri yani kazdıkları... Veriye göre yorum yapmak. Mesela nasıl? Bir yer bulundu. O yer diyor ki adam işte burası diyor bir hamamdı. Ama bir bakıyoruz bu karşılaştık. 10 yıl sonra başka bir arkeolog çıkıyor. Hayır diyor burası hamam değilmiş diyor. Meğerse diyor burada hayvanlar yıkanıyormuş diyor. Çünkü bulgular eksik daha. Diğer bulgular daha tamamlanmadı. Tabii, ortada net bir şey yok. Son bilgi olarak şey olmamıştır evet, tabii ki. Parça parça. Göbekli Tepe. Bugün benim doğduğum yer köy ve onun etrafındaki yerler eğer bir açılsın bugün aranılan dünyadaki Muğ kıtası Türkiye'nin doğusudur. Ben çok net konuşuyorum. Evet. Mezopotamya uyarlıdır Muğ demek. Ve bugün Urfa eski ismi Elruha'dır. Ruha. Ur kenti. Ur şehri denilen Urfa'dır zaten. Evet, Urfa. Evet. Fa nedir? Mu dilinde ne demektir? Fa. Fa ruh demektir. Elruha ne demektir? Tersine gelmiş. Ruhlar bölgesi. Neresi? Mezopotamya. İlk çıkış. İlk insanın denilen, ilk insan denilen... Bilinçli insan diyorum. İlk bilinçli insanın çıktığı coğrafya. Diğer coğrafyalarda da insanlar çıktı. Ya bugün bakıyorsunuz şeyde Göbekli Tepe'de bulduğunuz bulgular Aztek ve Mayalardaki işaretlerle aynı. Neden? Nasıl yayılmış? Merkez bugün Şanlıurfa'dır. Benim doğduğum yer. Dünyanın ilk eğitim, öğrenim ve şifa merkezi, ilk felsefik konuşmaların, ilk bilginin yayıldığı, ilk deneyimin yayıldığı coğrafyadır. İlk insanın cennetten kovulduğu yer. Evet. İlk adım atan. Adem aslında adım atan. Hani bebek adım atıyor ya. Adım atan aslında Adem ismi de oradan geliyor. Atoma gidiyor falan. Farklı. Adam diyorlar. Adım atan. Ama... Dediğim gibi bu çok keyifli bir şey. Bir şey de hatırlatmak istiyorum. Hani sesli titreşimi konuştuk ya. Evet. Ağaç yaşken eğilir. Biz sabah kalktığımızda çocuk gibi oluruz. Bebek, yeni doğmuş bir bebek gibiyiz. Yeni bir bilgi ve yeni bir komuta ihtiyacımız var. Eğer biz üst bilincimizle, ben bugün kendimin farkındayım. Bugün her şey benim kontrolümde ve sistemde ben varım. Ve sistem bana yardım edecek. Ben ve benim gibiler bana yardım edecek ve ben üst bilincimle evimden çıkıyorum dediğinizde otomatik bilinç, o iki günü ziyan eden aynı bilinç otomatikmen kesilir. Bugün kontrol ondaymışlar, geri çekilir. O zaman gününüz aynı geçmez. O zaman yaptığınız bütün hatalar da aynı olmaz. Hatalar düzelmeye başlar. Sadece farkındalık. Ben bugün kendimin farkındayım. Peki Kenan Bey bunu küçükken mi öğrenmek gerekiyor? Yani çocukların bunu öğrenmesi şu an kesinlikle. Diyelim ki öğrendiği zaman o zaman doğru nefes almayı, doğru hareket etmeyi, doğru düşünmeyi bilen bir nesil olacak. Kesinlikle. O halde şöyle diyebilir miyiz? Şimdi çocukken almaları gerekiyor bu nefes eğitimini, kan enerjiyi. Böyle diyebilir miyiz? Veriyor musunuz çocuklara bu konuda bir eğitim? Şimdi çocuklara da eğitim veriyoruz. Aynı zamanda siz en başta konuşmamızda şunu söylediniz. Ülkemiz malum sıkıntıda diyorsunuz. Ekonomik zorluklar, her şey. Bunun sebebi nedir? Eğitimsizlik. Evet. Cehalet. Bugün köy enstitülerinin kapanması. Türkiye'nin cahil kalmasıdır. Biliyorsunuz siyasi açıdan da vakıfım. Bir kuvacı olarak, kuvayi milliyeci olarak. Yani... Yine giriyoruz da bağımsızdan İzmir'den ikinci bölgeden yine bağımsız olarak gireceğim ama. Bağımsız milletvekili adayım mı olacaksınız? Milletvekili adayım evet. Bağımsız milletvekili adayım. İkinci bölge İzmir. Şimdi şöyle bir olay var. Bana göre
Türkiye'de hayat durmalı. Her şey. Herkes işini gücünü bırakmalı. Neden? Bir an. Aynı an. Bırakacak. Herkes evet. Her şeyi bir anda bıraksın diyorsun. Bir anda bıraksın. Neden? Eğitim. Çocuklara ve olgun insanlara da, gençlere de. Hı hı. Ne eğitimi? Vatan eğitimi. Vatanperverlik eğitimi. Vatanseverlik eğitimi. Ve gerçekten diline sahip çıkmak. Bakın ben Şanlıurfalıyım. Benim bir tarafım Arap kökenliyim, bir tarafım Kürt, bir tarafım Zaza, bir tarafım Türkmen. Hı hı. Ben 4 farklı etnik yapının karma haliyim. Hı hı. Bak kendimi Türk hissediyorum. Hiç lehçemi bozduğumu gördünüz mü Türkçemi? Hayır görmedim. Sizi uzun zamandır da tanıyorum evet. Ayrıca. Hiç lehçenizi bozduğunu görmedim. Çünkü ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete saygı duyan bir vatandaşım. Urfalı da olsam kendimi yetiştirdim ve buna saygı duyuyorum. Hı hı. Şimdi ilk başta bizim yapmamız gereken şey eğitim seferberliğidir. Türkiye ancak ve ancak cehalet yenilirse Türkiye daha müessir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yüksek medeniyet ufkuna doğru açılmaya başlar. Böyle bir durum gerçekleşir. Ama eğitim olmadığı zaman işte trafikte birbiriyle kavga eden görürsünüz. Hı hı. Veyahut da işlerde ilerleme kaydedemeyen esnaf görürsünüz, belediyeler görürsünüz. Bugün İzmir Belediyesi de dahil. Sınıfta kalmıştır bütün belediyeler. Bana göre, hı-hı, ben bir vatansever gözüyle bakıyorum, yanlış anlamayın. Hı-hı. İzmir böyle olmamalıydı. Hı-hı. Veya Ankara böyle olmamalıydı. Veya İstanbul böyle olmamalıydı. Anladım. Reaksiyon ve bir birlik yok. Peki bunu nefes bütünlük alarak düzeltebilecek miyiz? Evet, kesinlikle. Temiz nefes gelirse kirli nasıl, hava gider. Nasıl katkı edebilir? Diyelim ki bu kadar olur. Nasıl katkısı olabilir? Diyelim, hı-hı, ben nefes almayı bilmiyorum. Evet. Doğru nefes alarak hayatımda neleri değiştirebilirim? Hayatınızda önce kendinizi değiştirirsiniz. Neden? Çünkü doğru nefes aldığınız zaman alışkanlıklarınız yok olur. Peki alışkanlıklarımız ne? İşte az önce bahsettiğim. Bugün işte televizyona gideceğim diyorsunuz. Mesela özür dilerim. Televizyona gideceğim. Orada Rüstem var. Rüstem'le yine takışırım. Rüstem şöyle yapar. Ben yine ona öyle yaparım. Bu alışkanlık gider. Doğru nefes aldığınızda farklı bir durum açığa çıkar. Ah canım Rüstemciğim. Sonra gelirsiniz ki bir bakarsınız ki Rüstem size Sevinç Hanım hoş geldiniz. Aa Rüstem sen böyle yapmazdın. Ama biz nefes alıyoruz. Değişmemiz Rüstem gerekiyor. Rüstem'in aldığı nefes şey yapar. Biz nefes aldığımızda Rüstem'e nasıl yansıdığımız önemli. Değil mi? Siz hiç yayını şu an izlememişsiniz. Ne dedim? Kolektif bilinçte evet. Benlerimden ben olan yardım eder demedim mi? Evet. Evet. Rüstem'de de senlerinden bir yani, sen var. Ve o Rüstem'e yardım ederek alınmaya geçiyor. Seni görüyor çünkü. Evet. Sen farklı bir nefes almışsın. Bu sefer Rüstem'deki bir beni diyor ki ha bugün sevince farklı davranalım. Tak aşağıya kanala ses indiriyor. Peki. Davranış indiriyor. Bireyin kendini düzeltmesi gereken şeyleri fark edemiyor mu? Sen ona etki yapıyorsun. Hı hı. Biz eğer etki yaparsak, biz düzelirsek birey de kendine çeki düzen verir. Yani güneş sistemi olarak farz edersek, hı hı, güneş biziz, etrafımızdaki herkes bizim yörüngemizde mi? Aynen öyle. Aynı şekilde başkası da güneş, siz de onun yörüngesisiniz. Bu işte biz buna tevhid diyoruz. Hı hı. Birlik diyoruz. Bugün eğer ki nasıl değişir? Üçümüz burada oturalım, bir şeylerle uğraşalım. Şurada bir kişi olsun. En fazla bir saat veriyorum. Bir saat sonra yanımıza gelecek. Duramaz. Sinerji. Sinerji. Neden? Çünkü biz bir şeylerle uğraşıyoruz, merak edecek. Beni de alır mısınız aranıza? Çocukken yapmıyor muyduk? Siz oynuyorsunuz, beni de alır mısınız? Niye? Çünkü orada bir aktivite var, orada bir şey var ama sonra yalnız hissediyorsun kendini. İşte davranışlar çok önemli. Eğer biz düzelirsek, hı-hı, düzeltirsek kendimizi birey olarak, hı-hı, karşı tarafta düzeltmek zorunda kalır. Peki bunların böyle olduğunu ne zaman fark ettiniz siz Kenan Bey? Yani şöyle söyleyeyim. Doğru nefesin, hı-hı, kam enerjinin, hayata böyle yaklaşmanın, sizin, hı-hı, hayatınıza olan etkisini, evet, ne zamanlar fark ettiniz ve bunu ne zaman tavsiye etmeye başladınız? Yani. İlk 2003 yılında... Eğitimlerim tamamen bittiğinde aslında ben hakikat anlamında babaannemden ve dedelerimden çok şanslıydım. Hı hı. Hakikati bitirmiştim. Fakat eksik olan bir nokta vardı.
Bunu bütünleyemiyordum. Bütünlemeye ihtiyacım vardı. O yüzden Hunza Türklerinden de benim üstadım. Hı hı. Ondan sadece nefes ve ses titreşim eğitimi aldım ben. Bilgi ağım zaten vardı. Çünkü çocukluğumdan şanslıydım. Hı hı. Demiştim işte hani bir tarafımızda farklı bir hı hı. kök var, bir tarafımızda farklı bir kök. Şimdi o detaya girmeyelim. Hı hı. O köklerin vermiş olduğu bana bir avantaj da geldim. Bir de dört farklı kültür yapısında farklı bir karma yapım var. Bunu da kullandım. Nefesi de ekleyince tevhid oluştu. Efal sıfat, zat. Hı hı. Zata ulaştığınızda zatın hakikati de zıttında çıkıyor. Zıt da yaşamdır. Evet, evet. Benim bir yaşam zaten var. Zaten insanlar hayatım. Kendilerini zıtlarında bulurlar zaten. Değil kesinlikle. Mi? Bu dişi olarak da, hı hı. eril olarak da aynı hı hı. şekilde. Aslında normalde her şeyde tamamen sıfır noktasındayız. Hı hı. Biz hayatımızda da öyle şekilde. Ben fazla düşünmem. Ben suyu içeceğim zaman sadece komutu veririm, içerim, bırakırım. Onun dışında hiçbir düşüncem yoktur. Günlük yolda giderken de öyle. Sıfır düşüncedeyim. Neden? İşte sıfır kilometre araba gibi. Bunu anda kalmak mı diyoruz? Anda kalmak, evet. Anda kalmak, düşünmenin önün... ne zaman düşüneceğiz o zaman? Şöyle söyleyeyim. Şurada geride bir düşünce yapısı var. Şu, herhangi bir etki, herhangi bir bize karşı bir eylem gerçekleşmesi durumunda hazır kıtada otomatikman bir kendi yapımız bekliyor zaten. Cevap verecek, hareket edecek. Onun bilinciyle hareket edin ama gerisini çok fazla düşünmeyin. Nasıl olacak, böyle gidecek miyim, şunu mu yapacak mıyım, ne renk giymem lazım, şunu yapmam lazım. Hayır, bırakın, rahat olun. Ama diyelim ki bir yanlış yaptık, o zaman şunun arkasına da saklanır. Ben yapmadım, bendeki benlerden biri yaptı diyebiliriz yani. Peki kimden aktif oldu? Bendeki çıktı. Benlerden biri mi? Mesela biri siz bir bardağı etti. Düşürdünüz. Aa işte bu bardağı aslında buraya koyan hata yapmış. Hayır. Eylemi yapan kim? Yani o zaman hiç bir suç bizde değil. hiçbir zaman suç bizde değil mi? İşin hakikatinde evet. Hı hı. Fakat işin gerçeğinde yani şey özür dilerim. Hı hı. Dünya arenasında ilk etkiyi kim yaptıysa ondadır suç. Bu suçu da zaten o kabul ediyor. Ama suç olarak bakan kim? Şimdi işin detayına girersek hakikaten çıkamayız. Tabii çünkü göreceli insanın bilinç seviyesine evet. göre, deneyimlerine evet. göre evet. olayı algılaması farklı olabiliyor. Tabii ki. O yüzden mesela birçok insan, ben de bunu öneririm. Ben kendi şeyimi söylemiyorum ama inancımı söylemiyorum. İnanıyor muyum, inanmıyor muyum onu da söylemiyorum. Burası yeri değil. Ama inanan insanlara, doğru inanana saygım var. Yeter ki ne inandığını evet. bilsin. Evet. Arkasını dursun. Onlarda bile mesela şey yapıyoruz. Baktığımda inanıyorsanız araştırarak, bilerek neyin ne olduğunu sorgulayarak, düşünerek yapın diye tavsiye ediyoruz. Evet. Siz bu konuda mesela dinleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben sizinle bir gün bunun üzerine daha ayrı bir program da yapmayı düşünüyorum. Dinler konusu tabii ki çok geniş bir durum. Bana göre din dinmektir. Dindiğin zaman din biter. Bana göre böyledir. Çünkü dinin bir sonu vardır. Ama insanlığın yaşamının bir sonu yoktur. Din sadece bir eğitim noktasıdır. İnsan nefsine hakim olmalıdır. Nefs dediğimiz şey nefestir. Nefesine hakim olmak. Tabii. Ben az önce dedim ya, başta anlattık. Nefese hakim olmak ne demektir? Onu doğru yönlendirmek. Doğru yönlendirmektir. Peki bunu nasıl doğru yönlendireceksin? Ya sabır noktasında. Mesela diyelim ki sizin iki televizyonunuz var. Kalkıp ikinci bir televizyonu almaya gerek var mı? Bakıyorsunuz o da yeterli değil. Ama gidip alıyor nefsiniz onu. İşte onu durdurmak. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Her şeyde daha fazlaya gitmemesi için bir fren yapmak. Bu hayatın genelinde böyle. Şimdi dinler insanlara sabretmeyi öğretir. Sabırı da açıklamıştım. Sab'ır demiştim. Sab sabah. Arapça yedi demektir. Yedi irade demek. Hı hı. Kök çakra ve üst çakraya kadar, şakralara kadar bütün enerji merkezlerini kontrol eden bir üst benle hareket etmektir. Sab'ır. Ir orada iradedir. İrade de B noktası, bilinç noktası. O'nun hükmetmesi demektir sabır. Sabahdan geliyor yedi. Hı hı. Yani bugün insanların
en az yaptığı şey sabırdır. Sabır. Çünkü bugün trafikte insanlar birbirlerine küfrediyorlar. Ya ben duruyorum mesela, geç diyorum, buyur diyorum. Adam şaşırıyor. İstanbul'a gidiyorum mesela. İstanbul'da tahliye yoldan geliyor, oradan geliyor. Ben böyle duruyorum ortada. Bakıyorum, tamam diyorum, rahatladınız mı? Rahatladınız. İyi, ben devam edeyim. Bu kadar basit hayat. Yani insanlar neden bu kadar zorlaştırıyor? İşte doğru nefes alamadıkları için. Bakın, bir şeye kızdığınız zaman şöyle olur. Bu şekilde. Hayvani bir nefestir. Sinirleniyorsunuz. Veya birini gördüğünüz zaman yapıyorsunuz. Güzel bir şey gördüğünüz zaman. Bakın, nefes nasıl rahatladı. Ama bir normal yaşama. Nasıl olacak? Böyle mi yapalım? Yok, şunu şöyle yapalım. Bu nefes tamamen işte o anki hiçbir düşüncenin olmadığı bir, hiçbir komuta vermediğiniz bir andır. Fakat doğru nefes budur. Peki bu nefes eğitimlerini siz veriyor musunuz? Dinler konusunda oradan girdim yani. Dinler tamamen dinme ile alakalıdır. Fakat bütün dinlerin hepsinin bir ortak noktası, buraya açıklık getireyim de hani demesinler lütfen, sonra yarım bıraktılar falan. Bana göre dediğim gibi din noktası tamamen insanın dinmesidir, sakinleşmesidir. Dinmezse din olmaz, kin olur. Dediğim gibi. Yani öfkesiyle baş edemezse kindarlığa doğru gider. Kindar bir gençlik olur. Oysa biz ne istiyoruz? Çağdaş, medeni bir ülkede ve dünyada daha dinginleşmiş, düşünebilen, ona göre hareket edebilen insanlar istiyoruz, gençler istiyoruz. Aradaki farklılık demek ki kindar nesil diye bir şey de varmış yani. Var. Oluşuyor değil mi? Oluşuyor tabii ki. Bunu katkı sağlayan bizleriz. Onun oluşmasına. Ve kendisi. Ama ilk başta kendisi. İstemesi lazım. Değişmeye istemesi lazım. Değişmesi lazım. Değişen bir varlığız. Neden? Mesela bakın, bugün üçüncü göz diye söylenilen burada bir korteks. Burada frontal korteks. Bez var. Peki burada ne var? Epifiz var. Buradaki göz daha önce neredeydi? Buradaydı. Bugün hani Oğuz Kağan ve Bilge Kağan destanlarında, hani hikayelerinde Tepegöz anlatılıyor ya. Tepegöz aslında orada, o bölgede yaşayan bir insan. İlkel çağlardan çok eski bir insan. Bizim önceki o epifizimiz buradaydı. Buradan yavaş yavaş kendini koruyarak kafatasının içine doğru gitti. Kendini korumaya aldı. Ön cepheden çıktı. Peki doğru nefes alarak nefes de epifizi harekete geçiriyor. Aynı evet, değil mi? Evet. Yani işte ben de onu şey yapıyorum. İnsanın hayatı üzerinde ediyor. Bu dersleri siz veriyorsunuz değil mi? Tabii ki veriyorum hepsini. Çocuklara diye başlamıştık. Çocuklara böyle bir ders veriyor musunuz? Evet. Yani çocuk küçükten bunu öğrenmeye başladığında daha mı kolay öğreniyor çocuklar? Evet. Çocuklara şöyle verebilirsiniz. Nefesi nereye çekeceğini, epifize çekmesi lazım. Nefesi epifize çektiğini düşünecek. Çektiğinde nefes, dedim ya, canlı bir varlıktır. Nereye gideceğini siz tayin edersiniz. Eğer tayin etmezseniz, dedim ya, otomatik sabah kalktığınız gibi tak ciğerlere gider, tekrar çıkar. Seni sadece hayatta tutar. Ama eğer epifize doğru, ben mesela şu an Down sendromlu iki çocuğu düzelttim mesela. Nasıl düzelttim? Epifize çektirttim nefeslerini. Oraya doğru yönlendirdim. Annesi babası şu an bana dua ediyorlar. Niye? Çünkü artık o eski hırçınlığı yok, çok sakin, doğru hareket etmeye başladı, doğru bir şekilde bir birey gibi davranmaya başladı. Şaşırdılar. Ama öncesinde ben ne yapacağım? Kadın diyor ki ben intihar edeceğim. Adam diyor ki ben öleceğim. Yapamıyorum artık. Şimdi öyle değil. Demek ki çok basitmiş. Nefesi nereye alacağını söyleyeceksiniz çocuklara. Epifizi. Epifizi alacaklar. Bu kadar. Tamam da Kenan Bey, bunun mutlaka bir tekniği olmalı. Size nasıl ulaşabilirler Kenan Bey? Şimdi benim kendi numaram var. Numaramdan da ulaşabilirler. 546-966-3043. Buradan vermeyelim işte. Verelim hepsini. Diğer bir numaram daha. sosyal medya ağlarından da ulaşabilirler. Evet. Kenan Cihan Türk. Küçük harflerle yazacaklar. K
Kenene Cehene İzmir de benim eğitim yine Instagram. Kenan Cihan zaten YouTube'da var. Oradan da bulabilirler. Siz aynı zamanda kadim bilgi üzerine de derin araştırmaları olan birisiniz. Evet. Sizin de bu konular üzerine seminerleri de davet ediyorlar. Evet. Bunlarla ilgili şey yapıyorsunuz. Evet. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen alalım. Daha sonra sizi tekrardan konuk edeceğim. Gelecek bizim ellerimizle şekillenecek. Bunu biz sağlayacağız. Ve bunun için her birey sorumludur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yapmakla hükümlüdür. Birbirimizi sabırla, sükunetle, sakinlikle dinlemeliyiz. Öğüt vermeliyiz. Yardım etmeliyiz. Ve birlik halinde hareket etmeliyiz. Yoksa Türkiye yıkılır. Yerine başka bir Türkiye kurarız ama bu çok büyük bir süreç alır. O yüzden biz istiyoruz ki bu güzel ülke baki kalsın ama yenilenelim artık, değişelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini geliştirelim. Olduğumuz yerde saymayalım. Evet, dedi evet. Kam enerji uzmanı Kenan Cihan. Evet, sizi konuk ettiğimden dolayı teşekkür ediyorum. Şeref duydum, onur duydum. Aynı onur bana ait, şeref İyiyim bana kalın. Ait. Evet, bugün de sanat örneklerinin sonuna geliyoruz. Ne diyelim, sanatla kalın, dostlukla kalın, hoşça kalın.